Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün yeni bir videoya karşınızdayım. İlk önce şunu söylemek istiyorum. Şimdi bu son zamanlarda biraz Godzilla vs. Kong'la ilgili bir video yaptım. Aslında bu sebebi bir anda böyle çok fazla gelişim olmasıydı. Yani aslında benim öyle bir amacım yoktu. Ama bir anda böyle çok fazla gelişim olunca böyle bayağı bir teaser yayınlanınca atmak zorunda kaldım bir bakıma da biraz. Evet. Ve söyledi. Neyse, o zaman biz hadi konuyu fazla dağıtmadan ilerleyelim. Bugünkü konumuz dünya üzerinde yaşayan en tehlikeli ve ölümcül insan, belki bir tanesini bir insan öldürme yeteneği olan kalıncalar hakkında konuşacağız. O zaman hadi başlayalım. Ama bunun için ilk önce kalıncalar nedir onu bilmemiz gerekiyor. Eğer buraya da ulaşmak istemiyorsanız tam soldaki dakikaya gidebilirsiniz. Kalıncalar Formicide familyasını oluşturan ve yaban arılarla birlikte böyle zal kanatlar grubunda yer alan bir hayvan çeşididir. Böcek çeşididir. Aslında böcektir yani böyle. Böceklere verilen genel adlardan biridir. Evet, ve aynı zamanda kalıncalar 110 milyonla 130 milyon yıldır yaşıyorlar ve dünyanın her tarafına, Antarktika hariç her kıtasına yayıldılar. Ve sadece kalınca türü sayısı, bir de toplam sayı değil, sadece tür sayısının 14 bine kadar olduğu, toplam kalınca sayısı ve toplam nüfus olarak ise 10 bin trilyon ile 100 trilyon arasında olduğu düşünülüyor. Eğer kalıncalı yeterince antiysem hadi 10 numaraya geçelim. 10 numara. Jack Zamper kalıncası. Akrebe benzeyen Jack Zamper kalıncası Avustralya özgü bir kalıncadır. Ve hopper, yani böyle zıplayan, hoplayıcı kalınca anlamına da geliyor. Ve yaklaşık 20 yıl içinde, ya böyle 2020'ye kadar, 20 yıl içinde yani 1980'den 4 kişiyi öldürdü ve tek ısırıkta insanı öldürecek kadar güçlü olduğu, öyle bir zehre sahip olduğu da görülmüştür. Bunun kurbanlarında getirdiği semptomlar, yani belirtiler, alttan kalp hızı, böyle düşük tansiyon gibi özellikler vardır ve bağışıklık sistemini hedef alır direkt. Evet, Jack Zamper kalıncası böyleydi. Ölümcül mü? Evet. 9 numara. Evet, bu kalınca Avustralya'ya özgüdür ve yeşil kalınca olarak tanınır. Yönüse çok fazla ayırt edicidir ve sokmaları çok güçlüdür. İnsanlar da şiddetli ağrıya neden olur. Tıbbi açıdan da dikkatli olmak gerekmektedir. Uzunluğu 0,2 inç ile 0,3 inçe kadar gidebilir. Erkekler kraliçe ve eskilerden daha küçüktür. Moldan yesile değsen metalik bir gönlüyle bilinir. Ve onun verdiği zehirle bir anda böyle soka gidebilir mağdur. Anafilatik soka. O ise sismeye ve kasılmaya neden olan alerjik bir reaksiyon yani. Mesela suanızdan ısırdı böyle. Sinek gibi tutuyor ama biraz daha ısırıyor. Bazen de böyle kusmaya sebep oluyor. Böyle kasıyor, kasılmaya çok kötü sebep oluyor. Ve bu midilli kalınca tamamen kötü değildi. Çünkü termitler ve böcekler gibi zararlı böyle cekleri öldürüp tarımsal hasere kontrolüne yardımcı olur. Ölümcül mü? Panzehiri var. Yeterince sizde varsa veya hastaneye falan yakınsanız kurtulma şansınız var. Sıradaki kalıncamız yeşil ağaç kalıncaları. Yeşil ağaç kalıncaları tropikal Asya ve Avustralya'da bulunur. Yuva kurma davranışıyla ünlü bu ağaç. Bunlar ağaç yapraklarını dikey bir konu kurarak yuvalarını oluştururlar. Her konuda 500 binden fazla kalınca vardır.
bir iyileri falan yoktur ama. Ve her ısırıklı tabi çok derece etkilidir ve çok da güçlüdür. Ve insanlar tarafından tüketilen en değerli karıncalardır. Diyorsunuz insanlar karınca mı yiyor? Aslında olaysa bir karıncalı böyle toplu bir yerde ezerek ondan yağlarını çıkartıyorlar. Şey getirsince biraz kötü bir anlatım oldu işte. Bir karınca bir ezip yağlarını topluyorlar. Neyse siz böyle unutun. Ölümcül mü? No. Hayır değil. Mesela bir karıncamız Bullhorn Akasya karıncası. Bu Akasya karıncası genüsü de Esse karısına benzer. Ama Esse karısı değildi böyle darbeli bir etki yapabilir o sizin üstünüzde. Ve insan derisinde fazla ağrılı olabilir bu karınca. Büyük ölçüde Afrika ülkelerinde görülür. Astım ve derin depresyon etkisi verebilir bu size. Ya pardon niye söyledim be? Benim kafam dağıldı. Astım ve de derin depresyon gibi hastalıklar karşı tıbbi avantaj sağlar. Ölümcül mü? Yok, bu da ölümcül değil ama bu da tehlikeli olmadan ne gelmiyor ölümcül olmaması. Sadece kancanız da ben buna çöntükçe söylüyorum. Florida biçer döver kalınca Harvester Ant diye de geçiyor. Temel olarak Kuzey, Orta ve Güney Amerika'da yaşayan çöllerde bulunur. Ve böyle biraz da kıllı bir yapısı vardı. Buna kum tası, tohumlar ve kum yüzeylerine tutunmaya yardımcı olur. Ve küçülsenmeyecek kadar tehlikelidir. Çünkü kobra ve batı bal arasında bulunan zehir bunlar tasıl. Zehri tasıl bunlar da. Onunla benzer zehri. Ve boynuzlu kertenkeleleri ve gibi hayvanları öldürmek için savunma mekanizmasının bir parçası olarak kullanılır. Yani düşün. Karınca su kadar, kertenkele su kadar filan. Baya bir boy farkı var. Bir de bunu halde tek basana da saldırmıyor. Ölümcül mü? Ölümcül. 5 numara, Ates karıncası. Ates karıncaları tüm karıncaların en acı verici oldukları biliniyor. Bu en tahriş edici değil de böyle sizin canınızı yakacak. Onun sokması yanma hissi verir ve bir kuldesen yapar sizi. Gerekir birkaç saat sonra sokulduğu yerde özellikle kurban aynı yerden birkaç kez sokulmuşsa ise bir sisme olursun ve o sisme 36 saat boyunca püstüle ilin dolu bir yer böyle mesela burayı ısırdı diyelim böyle birkaç kez soktu ve ilin dolu dolup sistemini düşünün buranın püstüledir. Sizse bir enfekte olabilir ve böyle bu enfeksiyondur yani enfeksiyon kapabilir bir karın kapabilirsiniz bir tane karınca yüzünden. Ayrıca da karınca küçük bir hayvanı öldürebilir. Ayrıca konuşma bozukluğuna da yol açabilir o zehirsizde. Ölümcül mü? Muhtemelen. Ya muhtemelen ölümcül etkisi var. 4 numara panda karıncası. Panda olduğuna bakmayın çok kötü bir ölümcüllüğü var. Böyle çok zarar verebilir bu size. Görünüşü siyah ve beyaz panda şeklinde olan bir karıncadır. Ama böcek gibi zehirlidir ve tehlikeli olup olmadığını renklerine bakarak anlayabilirsiniz tıpkı böceklerdeki gibi. Parlak ve uyarıcı renkleri varsa zehirli oluyorlar buna geldi. Ve bunların kraliçesi veya istisi yok. Ya bunlar aslında böyle tek başlarına dolaşıyor. Bilirsiniz birçok böcekte böyle bir kraliçe olur, istiler, yavrular filan olur, erkek ağalar. Böyle gidip besin getirenler filan öyle bir iş bölümü yapan bu da o yok. Bu tek başına dolaşıyor herhalde. Aynı zamanda cinsiyetleri de yok yani böyle. Herhangi bir cinsiyete sahip değil bunlar ve sağda üçlümüze geliyoruz. 3 numara ordu karıncası. Bu gerçekten tehlikeli bir karıncadır. Bu karınca çok acayip agresif böyle asıl saldırgandı. Ve göç ettikleri zamanlar doğru ve bu göçler sırasında avlanır onlar. Yani bir avlanıp olduğu gibi yaklaşık 20 bin sayıya kadar ulaşabilen sayılarıyla kurbanı öldürmek veya
devirene kadar durmayan güçte, yani güçte değil de böyle öyle bir karlılıkla sardığılar ölümcül mü? Kısmen. Ya bir bakın be, kendilerinden çok daha büyük canlı davranışlar oluyor. De 2 numara mermi karıncası. Kosun, aynı zamanda kosun karınca da denir. Kosun karıncanın sokması 24 saat boyunca durmadan süren bir böyle zonklama, böyle bas ağrısına, bas dönmesine, yanma ve ağrıya neden olur. Bu mermi karıncanın sokması ile eski semptomların bazıları ödem, böyle tasikaldi ve böyle rızkıda kan bulunması benzer semptomlardandır. Böyle belirtti de artık ne diyeyim. Yaklaşık 1-2 inç boyutunda, yani 1-2 inç halde birkaç santimetre oluyor veya benzer şeyler. Bir de bunların kabukları derde oldukça sağlam kabuklardır. Kanatsız, kırmızı ve siyahtır. Ya daha su kırmızımsı siyahtır bunlar. Bunlar aslında o kadar saldırgan değillerdi. Ama bazen böyle çok saldırgan olduğu anlar da olabiliyor. Bunların bulunduğu yer ise Güney ve Orta Amerika'da. Özellikle ıslak yerlerde olur ve şimdi en ölümcülü, en tehlikelisi bir numaraya geldik. Bulldog karıncası. Hatta bu Guinness Rekorlar kitabına en tehlikeli karınca olarak geçti. Ve bu karınca yüzünden 1988'den beri 3 insan öldü. Ve aynı zamanda bunlar ikinci dereceden acı verici olarak etki ediyor. 93 türden olan karınca türleri arasından biridir. Ve maksimum 0.16 inç olur yani. Yarım santim gibi bir şey diyebiliriz. Buna oldukça küçük. Evet, aynı zamanda zehir yüklü bir sokmaları vardı. Oldukça iyi bir görme duyusuna sahiptir ve istemedikleri canlıları koloniden uzak tutmak için çok uzun yerler kadar kovalayabilirler. Ağrı birkaç dakika boyunca sürebilir size soktuğu yerdeki ağrı. Ve aynı zamanda temel olarak yanmadan acı çekerek keskin olarak bir acı çekmesi yol açar. Ve insana etkileşimin çok agresif olduğu da görülmüştür. Ve bunlardan herhangi bir rahatsızlık veya sarsıntı durumunda karınca birkaç santim zıplayabilir. Ve uzun süre dokuya karşı duyarsızlığa neden olduğu, yani bir bakıma uyuşturduğu görülmüştür. Ölümcül mü? Evet. Muhtemelen öyle. Ve bu arada şimdi gözüken karınca, anlattığım karıncanın hiçbiri Türkiye'de bulunmuyor muhtemelen. Neyse. Peki. Sonraki videoya kadar görüşürüz. Hoşça kalın.